Yoksa onu övmek, onu anlatmak ne haddi bize? Senin nuru cemaliyle bütün alem ziya olmuş. Ne mümkünse nimet etmek ki meddahın daha olmuş. Yani onun ziyadesi gören Allah Celle Celaluhu. Kur'an'da öyle ayetler var, öyle beyanlar var. Bakın bir ayet. Mesela ve inneke le'alâ kulubin azîm. Şu ayete bakar mısın? He? Ve inneke muhakkak ki sen le'alâ kulubin azîm çok yüce bir ahlak üzeresin. Bunu diyen kim? Bütün insanları yaratan, halkeden, 18 bin aleminin sahibi Hazreti Allah yarattıklarının o mahlukatın içerisinden bir tanesini seçiyor, karşısına alıyor ve diyor ki sen var ya sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Bunu yaratan söylüyor. Dolayısıyla şu övgüye bakar mısın? Demek Muhammed Mustafa'nın her hali, her hareketi, doğumundan ölümüne kadar oturması, kalkması, görüşmesi, konuşması, evlenmesi, tebliğ, daveti, cihadı hepsi Allah'ın en beğendiği şekil ve şamal üzere. Onun için لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun Muhammed Mustafa sizin için en güzel örnek. Örnek mi arıyorsun? İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe nasıl sevdi onu? Sahabi nasıl örnek aldı onu? He? Fidâke ümmî ve ebî ya Resûlallah. Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah. Öyle dediler. Hem de annelerini, babalarını, canlarını, mallarını, mülklerini, her şeylerini feda etmediler mi? Hicret nasıl zannediyorsun? Mekke'de ne kadar işleri, güçleri, tarlası, tapası, iş yerleri, dükkan, arazi ne varsa hepsini bıraktılar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunda hicret ettiler. Bak nasıl sevmişler. İşte sevgi böyle olur. Sen malını, mülkünü boş ver. He? Allah için olan bir efendim sohbet meclisine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in anılacağı bir meclise eğer gelemezse, bahaneler üretirse, başım ağrıyor, dişim ağrıyor, maç var, şu var, top var, top var. Şimdi derdin bitmiyor ki ya. He? Nasıl bir sevgi? Resulullah'ı seviyor musun? Oo, sorsam. Salavat deyince elini böyle göğsüne bükülüyor ki. Allah çok seviyor ya. Böyle lavda peynir gemisi yürümez ya. He? Namazını kılıyor musun? Sabah namazına kalkıyor musun? Cemaate gidiyor musun? Çoğu adam dükkanını açmıyor. Aferin kapatmıyor. Hele cuma günleri. Geçen işte efendim biraz cumaya yakın gittim. Oho dükkanlar açık. Caddeler vızır vızır. Neresi ya burası? He? Sorsan herkes Müslüman. Cuma saatinde alışveriş yapmak haram. Haram. Kazandığın haram ya. Gül gibi işini, kazancını, alnını, terini zehire çeviriyorsun. Hoca ben sen de öyle diyorsun ama benim bir de dört yol ağzında efendim müşteri bir türlü bitmek bilmiyor. Nasıl kapatayım dükkanı ya? Öyle mi? Ben öyle dört yol ağzında dükkanlar gördüm. Kepenkler inmiş. Üzerine ne yazıyor biliyor musun? Cenaze dolayısıyla kapalıyız. Adam kendi gitmiş. Azrail'e değildin ya ya sen öyle bir zamanda geldin. Müşteri fıkır fıkır çok zamansız geldin diyebiliyor musun? Ha, onun için Resulullah'ı seviyoruz ama sevgi lafla olmaz. İkraatımızla, halimizle, ahvalimizle, hareketimizle olacak. Ya her şeyleri bırakıp giden o ashabı düşünelim de kendimize bakalım. Ne kadar seviyoruz, neler yapabiliyoruz. Ama siz bu akşam çok kazandınız onu söyleyeyim. Evet, hem de maçın olması ne yapıyor biliyor musun? Fazileti arttırıyor. Sen diyorsun ki ya Rabbi görüyorsun bak. Bütün millet maça kilitlenmiş, ben ahirete kilitlenmişim. Tercih yapıyorum. Maçı tercih etmiyorum, topu tercih etmiyorum, seni tercih ediyorum, Muhammed Mustafa'nın programını tercih ediyorum ve bu programa iştirak ediyorum diyorsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde hayat cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, sohbetler olacak. Sohbet etmeden, vaaz etmeden, anlatana da lazım, dinleyene de lazım. Ben vaaz etmeden samimi söylüyorum. Aha böyle kendi küçük gibi hissediyorsun ya. Herkese lazım bu işler. Yoksa yozlaşıyorsun, yobazlaşıyorsun.
Bizim gideri kimse sohbet vaat dinlemesin. Ooo aynı tas aynı aman devam edin. Ben geçen hafta Fransa'daydım. Paris'e indik. Oradan akşamüstü sohbet var. Dediler hocam burada bir cadde var. Çok meşhur. Şanzelize Caddesi yine. Dünyanın en pahalı dükkanları oradaymış. Şöyle bir tur atalım. He atalım bakalım. Bir tur atarken bir de baktık. Bizim Türklere rastladık. Burada nasıl aynı orada öyle. Düğün yapıyorlar. Camlardan çıkmışlar. Türk bayrakları. Osmanlı bayrakları. İyi de kardeşim. Bir müzik çalıyorlar ama hiç ne Osmanlı ile alakası var ne bizle alakası var. Neyse ileride efendim büyük bir meydan var orada durmuşlar. Biz de tabii durduk indik. Beni de tanıdılar. Televizyonda arada bir demek seyrediyorlar. Aa hocam sen burada ne arıyorsun ya? Dedim size vaaz etmeye geldim. Hayrola ne oldu? Dedim ki yaradalar Türk bayrağı asıyorsunuz. Osmanlı bayrağı var. E bu şarkı ne? He? Fransızlardan daha çok Fransızsınız ya. Koy bir mehter marşı. Bütün Fransa dinlesin ya. Gelin kapalı. Damadın sakalı da var. Ama müziğimi dinliyorsun. Görüyor musun? Yani yaşıyorsun artık normalleşmeye başlıyor. Şimdi ben böyle diyeceğim.